NATO ülkeleri arasındaki en büyük deniz tatbikatı olan Deniz Kurdu tatbikatı Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de tam 17 bin personelle devam ediyor. Haber Global ekibi de nefes kesen o tatbikatı görüntüledi, izliyoruz. Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de hem su altında hem su üstünde mavi vatanda dev tatbikat nefes kesti. 3 denizde 7 Ocak'ta başlayan Deniz Kurdu tatbikatı devam ediyor. Haber Global ekibi de Marmaris Aksaz'daki tatbikattaydı. Tatbikat senaryosu gereği şu an amfibi çıkarma harekatı uygulanıyor. Önce Süper Kobra helikopterleri düşman hedeflerine ateş ediyor. Sonrasında ise SAT komandoları ve amfibi komandolar adaya çıkış yapacak. Denizdeki başıboş mayınlar da imha edildi. Senaryo gereği sualtı komandosu denizdeki mayına müdahale ettikten sonra helikopterle hızla uzaklaştı. Dakikalar içinde denizde sürüklenen mayın da böyle patlatıldı. Tatbikatın bir bölümünde düşmanın bulunduğu adaların da etrafı sarıldı. Tatbikat NATO ülkeleri arasındaki en büyük deniz tatbikatlarından biri olarak kayıtlara geçmiş durumda. Tatbikat senaryosu kapsamında şu dakikalarda hedef olarak tespit edilen Yılancık Adası'na bir çıkarma harekatı gerçekleştiriliyor. Çıkarma yapan komandolar helikopterle de adaya iniş yaptı. Denizaltı ile ilerleyen düşman hedeflerine de havadan müdahale edildi. Tatbikatta senaryo gereği düşman denizaltıları tespit edildi. O düşman denizaltılarının imhası için deniz karakol uçakları devreye girdi. Deniz karakol uçakları tespit edilen noktaya flare topları bıraktı. Deniz Kurdu tatbikatı 110 gemi, 7 denizaltı, 34 uçak, 22 helikopter, 22 İHA aracıyla icra ediliyor. Tatbikat 16 Ocak'ta sona erecek.